İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu bilimsel konferansının birinci günü. Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl'de 5 aydır devam eden ağaç katliamı hız kesmeden devam ediyor. Fransız Le Figaro gazetesinin müdür yardımcısı Jean-Christophe Buisson, ABD Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah satacak. Peki ya Fransa ve Avrupa Birliği? Yunanistan Dışişleri Bakanı, Yunanistan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü destekliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Aliyev ile yaptığı görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi talebini yineledi. Batı Ermenistan'daki kültür devrimi nasıl gerçekleşti? 44 günlük Artsakh Savaşı'na katılan Yezidi askerler Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit anıtını ziyaret etti. Batı Ermenistan'ın meydan okumaları konulu 3 günlük konferansın ilk gününde açılış töreni gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Marşı Zartbir Lao seslendirildi ve ardından davetliler cephede şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan konferansta selamlama konuşması yaparak uygun çözümlerin sağlanması gereken ciddi zorluklara dikkat çekti. Özellikle tarihin tahrif edilmesi yüzünden soykırımın gerçekleştiğini ve sadece onların açıklaması bizim yerliliğimiz üzerine inşa edilmiş mevcut politikamızı haklı çıkaracağını belirtti. Toplumun farklı katmanlarını bir araya getirmek için seçeneklerin bulunması gerektiğine dikkat çekerek soykırım Armenosit'le ilgili yaygın yanlış tezlere, sosyal krize atıfta bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan konuşmasını bitirirken şunları ifade etti. Kimliğimizin önemli bir bileşeni olan Batı Ermenice dilinin korunması ve sürekli kullanımı olan yerlilik kültür ile restore edebiliriz. Batı Ermenistan Başbakanı, Millet Meclisi Başkanı, Dışişleri Bakanı, milletvekilleri ve davetli özel konuklar da birer konuşmada bulundular. Parlamento Başkanı Nellyhar Gunyan ilk günkü konferansı özetledi ve sonraki toplantıların 29 ve 30 Eylül'de gerçekleşeceğini hatırlattı. Batı Ermenistan'ın Birak'ın Bingöl'ün Karlova ilçesinin Liçik, Kaynarpınar köyünde 5 aydır ağaçlar kesilerek ekosistem yok ediliyor. AKP-MHP iktidarının doğa talanı birçok alanda devam ederken Büragan, Bingöl, Dersim ve Şırnak'ta ağaç katliamı hız kesmeden sürüyor. Şırnak'ın Besta bölgesi ile Cudi ve Gabar dağlarında askerler gözetiminde korucuların eliyle 2 yıldır süren ağaç kıyımı artarak devam ediyor. Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Şamoşi ve Zogar köyleri kırsalındaki ağaçlar geçen yıl operasyon gerekçesiyle yakılan ormanlar bu senede yeniden yeşertme bahanesiyle 4 aydır kesiliyor. Fransız Le Figaro gazetesinin müdür yardımcısı Jean-Christophe Buisson, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah satışı konusunun tartışıldığına ilişkin sosyal ağlarda dolaşan bilgilere atıfta bulunarak Twitter'da bir not yayınladı. Buisson, Amerika Birleşik Devletleri kendisini yeni bir askeri saldırı ile tehdit eden Azeri Türklerden korunmak için Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah tedarik etmeyi planlıyor. Peki ya Avrupa Birliği veya Fransa diyerek bir soru sordu. Şunu belirtelim ki 1991 yılından bu yana ilk kez Amerika Birleşik Devletleri makamları iki partili kongrede bir uzlaşmanın baskısı altında Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah satışı konusunu tartışıyorlar. Konu Azerbaycan tarafından Türkiye'nin de desteğiyle kendisini saldırganlıktan ve etnik temizlikten korumak için tartışılıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yerevan'da Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı ortak basın açıklamasında harita inceleme politikasının başarısız olacağını vurguladı. Dendias, Yunanistan tüm devletlerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca vurguladı ve bu elbette iyi dostumuz Ermenistan Cumhuriyeti için de geçerli. Biz sınırların ayrılmazlığına inanıyoruz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı birkaç gün önce Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının Azerbaycan kuvvetleri tarafından bombalandığını hatırlattı. Yunanistan'ın Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti ve halkıyla dayanışmasını dile getirdi. Dışişleri Bakanları ayrıca Yerevan'da Kafkasya'daki güvenlik sorununu da görüştüler.
Batı Ermenistan, Helen halkının Ermenileri destekleme konusundaki istekliliğini her zaman takdir etmiştir. Batı Ermenistan'ın yerli topraklarında Rumlar da yaşadılar, tarihini ve kültürlerini Ermenilerle paylaştılar. Elize Sarayı'ndan bildirildiğine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefon görüşmesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi talebini hatırlattı. Kaynağa göre bu telefon görüşmesini 26 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elize Sarayı'ndaki görüşmesi izledi. Görüşme Fransız tarafının inisiyatifiyle gerçekleşti. Elize Sarayı tarafından yayınlanan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Azerbaycanlı mevkidaşına ateşkese geri dönme ve kuvvetlerini başlangıç konumlarında tutma çağrısını tekrarladığı dendi. Macron ayrıca Aliyev'e Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan'ın çözülmemiş meseleler üzerinde müzakerelere devam etme isteği hakkında bilgi verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa'nın bu müzakerelere katkıda bulunma istekliliğini vurguladı. Herhangi bir ulusun veya etnik grubun kültürünü yok etmek için yapılan eylemlere ulusal kültürel soykırım denir. Avukat Rafael Lemkin'e göre soykırım yalnızca ulusal veya dini bir grubun fiziksel imha yoluyla ortadan kaldırılması değil, aynı zamanda ulusal manevi kültürünün de yok edilmesidir. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Ermeni nüfusunun toplu katliamları ve sürgünü ile paralel olarak Jön Türk hükümetinin Ermeni medeniyetinin maddi kanıtlarını kasten ve planlı bir şekilde yok ettiğine dair çok sayıda gerçek tanıklıklar mevcuttur. Jön Türklerin Ermeni halkının tarihi ve kültürel mirasına yönelik uyguladıkları yıkım politikası Cumhuriyet Türkiye'sinde de devam etmiştir. 1920'lerden itibaren Batı Ermenistan'ın yer adlarını değiştirme süreci de başlamıştır. Şu anda Batı Ermenistan'ın yer adlarının %90'ından fazlası Türkçedir. UNESCO'nun 1974'te yayınladığı verilere göre 1923'ten sonra ayakta kalan 913 Ermeni tarihi mimari anıtının 464'ü tamamen yok edilmiş, 252'si harap, 197'sinin ise tamamen onarıma ihtiyacı var. 1987 yılında Avrupa Parlamentosu'nun 18 Haziran'da kabul ettiği kararın 6. maddesinde Türk hükümetinin Türkiye'de yaşayan Ermeni toplumunun dil, kültür ve eğitim sistemine dikkat etmesi ve aynı zamanda Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni anıtlarına karşı uygun bir tutum sergilemesi gerektiği belirtiliyor. Kültürel soykırımın canlı bir örneği Cuva'daki Haçkar anıtlarının yok edilmesiydi. Cuva'daki Haçkar anıtlarının yok edilmesiyle ilgili Batı Ermenistan uluslararası bir dava açtı ve toplumda buna olan yankı gecikmedi. 44 günlük Artsakh Savaşı'na katılan Ezidi askerler Ermeni soykırımı Armenosit anıtını ziyaret etti. 2020'deki 44 günlük Artsakh Savaşı sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin en büyük ulusal topluluğu olan Ezidilerin kendi birkaç gönüllü grubunu cepheye gönderdiğini hatırlatalım. Ezidiler, Ermenistan Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Burada kendimizi tam bir vatandaş olarak görüyoruz. Dolayısıyla vatana karşı bir görevimiz var. Batı Ermenistan'ın yerli topraklarında yaşayan ve Ermenilere dost olan Ezidiler de soykırım yıllarında acı çekmiş Türk eşkıyalarının kurban olmuşlardır. Ezidi halkının Ermenistan Cumhuriyeti Devleti için fedakarlıklarına saygı duyuyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Viken Ovsepyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zulu adlı eseri sunuyoruz. Harefnerov kamar kamar Zulon kapets voski kamar Yes kamernem Kesi hamar havar zulo mazat zulo. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.